ile mevzu bahis aldığı şey nedir Sayın Metiner? Yani kendi iç kavgaları büyük skandallar yani Çünkü böyle bir si siyas var. siyaseten büyük bir skandaldı tabii. Yani o altılı masanın bileşenlerinin birbirine yapıp ettikleri, Sayın Akşener'in masayı terk etmesi, tekrar geri dönmesi birbirlerinden hiç haz etmeyen insanların sırf Erdoğan Karşıtlı üzerinden bir araya gelmesi, getirilmesi. Bütün bunlar siyasi skandaldır aslında. Ama suyun altında değil, saklı bazı Ama skandallar işte olmalı o ki. O suyun üstündekiler, suyun hani Ayisberk'in görünen kısmı diyoruz ya, hı hı. o suyun üstüne çıkanlar bile bu kadar siyasi skandalsa kim bilir altında neler oldu. Zaten altında nelerin olduğu da Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kaybettikten hemen sonra ortaya çıkmaya başladı. Yani insan hemen seçimi kaybetmiş bir genel başkanının başarısı olduğunu söyler mi yani? Aslında şeye baktığınız zaman e, kayda değer bir oy alıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sanki kendi başına mı son seçimlerde bu oyu aldı yani? %38 diyor ya, evet. Biz de 7 Haziran seçimlerinde %30 kaç aldık ama 1 Kasım seçimlerinde tekrar eski gücümüzün üstünde aldık yani. Belki AK Parti yarın kendini topyekun yenilediğinde inşallah yenileyeceğiz kendimizi. Bütün siyasal aktörlerimizle, temsil sistemimizle, teşkilatlarımızla. Belki AK Parti eskiden çok daha kudretli hale gelecektir. Belki de hiç kuşkusuz gelecektir. Onun için yani sanki son 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 38 oyu sadece ve yalnızca kendi gücüyle aldı. Yani hiç kimse onlara oy vermedi. Mesela İyi Parti'nin tabanı kendisine oy vermedi. Hemen hemen tamamına yakını neredeyse İstanbul'da başka yerlerde. Dem partisinin tabanı, tab Dem partisinin tamamına yakını sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermedi de Cumhuriyet Halk Partisi birdenbire 25'ten 38'e çıktı ya. Şimdi analiz yaparken e, objektif analiz yapmakta yarar var. Şimdi skandal şu Kemal Bey aslında e, şey hocamın da dediği gibi e, hesaplaşmasını Özgür Özel üzerinden yapmıyor. Ekrem İmamoğlu üzerinden yapıyor ve Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği açısından büyük bir siyasi risk içerdiğini görüyor. Hançer metaforu bence İmamoğlu için söylenmiş, yapılmış bir metafordur yani. Sayın İmamoğlu da zaten hançerlendim ifadesi beni muhatap alacağım bir ifade Ama değildir. Bu da hoş bir şey değil. İmamoğlu o kadar narsist bir üslupla konuşuyor ki yani. Kılıçdaroğlu'nun sözleri benim muhatabım değil. Onun sözleri benim muhatabım değil. Yani arkadaşlar siyasetin teorisiyle ilgili bir siyasetin içinden geliyoruz pratiğiyle. Ben bugüne kadar, bu yaşıma kadar hiçbir parti e, genel başkanının oluşturmuş olduğu bir siyasete dair o partinin bir belediye başkanının çıkıp ayar çekecek cümleler kurduğuna şahit olmadım. Ya bir, diyelim ki normalleşme sorulabilir bir belediye başkanı ama parti genel başkan normalleşme siyasetini analiz etmek ve cümlesini de eklerken ama tedbirli olacağız. Böyle ayar çekmeye çalışan bir dil bir belediye başkanı üstüne vazife değil. Bir belediye başkanı zaten parti genel başkanının genel siyasetine dair kendisini genel başkanıyla eşitleyen, hatta onun üstünde kendini gören bir siyasete ayar verme Çizgisi içinde olamaz. Aslında bu bir şey ifade ediyor yani, mu? İmdat Ekrem İmamoğlu'nun bir mi? belediye bu... başkanı ötesinde bir anlam Tabii ifade etti. Tabii ki. Yani üzerime şey almıyorum için. diyor. Burada nerede ayar var? Ben bitireyim. Böyle onu kastetmedim. Ben başka bir şey bahsediyorum. Yani şimdi ben genel başkanım, partimin siyasetini ben evet. belirliyorum. Sen benim belediye başkanımsın ya. Evet. Nerenin belediye başkanı olursan ol. Ben ülkenin siyasetiyle ilgili bir Ay, tavır alıyor al, alıyor musunuz diye soruyor gazeteci. Hayır ben üstüm. Ben diyor. Ben ondan bahsetmiyorum Murat Peki, sen. Neden bastırıyorsun? Araştırmalarını böyle yapıyorsan sen bu da bundan sonra. E, Valla ben araştırmalarımı <laughs> ben ki... iyi yaparım da. Bak Üstadım, Bak bak. Yok yok ben, yani. ben anlamadım onu soruyorum o zaman tatlı, tatlı. anlamadıysam. Üstadım. Hani Sayın Ya ben anlamamışımdır ya beyefendi anlatamamıştır. Bizi biz dinlersek anlarız yani sıkıntı yok. Çok da dikkatli yani... dinliyorum. Ee, bu yüzden Özgür Özel'e te teşekkür ediyorum. Normalleştirmesi oldu işte. Belki artık birbirimize bakan gözlerimiz olmaz yani. Birbirimizi gören gözlerimiz olur. Bir de dinleyen kulaklarımız olur yani. Sayın Özel, o açıdan sana teşekkür ediyorum. İnşallah siyaset normalleşir, dilimiz normalleşir. Şimdi genel başkanın bir siyaseti var. Hı hı. Siyaseti normalleştirdi. Çok da iyi yaptı. Hı hı. Hepimiz de takdir ettik. Hepimiz de tebrik ettik. Şimdi Sayın e, İmamoğlu'nun bir belediye başkanı sıfatıyla, o partinin bir belediye başkanı sıfatıyla genel başkanın bu siyasetini analiz etme şeyi olmaz. Yani eee tasvip ediyorum, destekliyorum falan böyle veyahut i̇şte, işte CHP'de oluyor. Nasıl? Yani bir tek bugün değil CHP'de bu oluyor. Hı, hı. E, Ya yani ben ben siyasetin tam tamüllerine aykırı buluyorum. CHP'de bu oluyorsa yani Şimdi hangi tarihte hangi belediye ben, başkanı şey genel olmaz. merkez üzerinde bir güç sahibi? Mesela Mansur Yavaş böyle konuşmuyor. Murat Karayalçı'nı mesela böyle hatırlayalım. Konuşmuyor. Böyle bir başka büyükşehir belediye başkanı böyle konuşmuyor. Ben partimin belediye başkanları için de söylüyorum. Belediye başkanlarının siyasete ayar çekme makamında olmadıklarını ayar çekme Ya bir cümlemi lafını... tamamlayayım ya ben. Ama hiç... ayar çekme. Ya ben demiyorum diyorsunuz. ya. Diyorsunuz böyle altını çize çize ben o ayarı <laughs> anlamadım. Ya istiyorum. benim Fatma Hanım diye Fatma Şahin Hı? benim belediye başkanı değil midir? Kalkıp da ülke siyaseti hakkında demeç vermesini tasvip etmem. Ha tamam şimdi anladım. Bir belediye başkanının hangi partiye mensup olursa olsun bir belediye başkanının partisinin siyasetine dair ülkenin siyasetine dair parti genel başkanından rol çalarcasına kişisel fikirlerini açıklama yetkisi yok. Öyle bir makamda da değildir. Belediye başkanlarının kendisini konumlandıracağı yerin farklı olması lazım. Şimdi burada Özgür Özel çok doğru bir hamle yaptı. Şu an kendi liderliğini inşa etmeye çalışıyor. Bir anda Kılıçdaroğlu'nu nasıl saygı göstererek bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü önemli bir güç hala Kılıçdaroğlu. Yani mobilize ettiği, domine ettiği çok önemli bir Seçmen sosyolojisi var. Aynı zamanda da parti içerisinde de hala çok etkili. Hı hı. Bir anda e, Kemal Bey de Özgür Özel'in liderliğinin inşasına katkı sağlıyor. Hedef olarak bence ben varım diyor Kemal Bey. Ya yani ben hala varım. Hı hı. Ki şu an bir dernek kurarak zannedersem e, adı dernek olan Hak Hukuk Adalet diye bir dernek kurarak e, siyasi yürüyüşünü bu dernek üzerinden sürdürecek. Dolayısıyla o seçmen e, sosyolojisini bu şekilde domine edecek, mobilize edecek. Hı hı. Bir anda aslında Özgür Özel'i karşısına almadan ama İmamoğlu'na da mesaj göndererek bak bu en hançerleyenlerden bir sensin biliyorum, asıl hançerleyen de sensin e, biliyorum. Seni partimin ge siyasi geleceği açısından da bir tehdit olarak görüyorum isim vermeden. Hı. Dolayısıyla İmamoğlu'nun da söyledi. ben beni muhatap almıyorum, ben küs değilim, dargın değilim. E nasıl oluyor da kuskoca bir Büyükşehir Belediye Başkanı 3 defa 4 defa Kemal Bey'i arıyor, Kemal Bey kendisine dönüş yapmıyor. Ben olsam kamuoyu karşısında bunu açıklamam yani. Bir kırgınlık yok diyor ama üç defa 4 defa arada aldı, Kemal Bey'in bir türlü kendisine de, dönmediğini söylüyor. E, Ruşen Bey'e de dönelim, Ruşen Bey'in de sözlerini alalım ondan sonra...